masal anlatmayı da masal dinlemeyi de çok seviyorum. Ama masallardaki bazı durumlar çok saçma geliyor. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Masalları aslında genel olarak bir çerçeve içine alabiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Bir ana karakterimiz var. Bu karakterimizin sevdiği bir kız var. Geneldeki padişah kızı oluyor. Hani ülkede kız mı bitti dersiniz ama evet kız bitmiş demek ki. Ve bu ana karakterimiz padişahın kızını ne hikmetse bir yerde görüyor ve deli gibi aşık oluyor. Hani kızla bir konuşma yok, iletişim yok, bir şey yok. Görüyor, aşık oluyor. Daha sonrasında kızı elde edebilmek için padişah tarafından bazı görevlere gönderiliyor. Şimdi burada o kadar fazla problem var ki öncelikle sen konuşmadığın bir insanı nasıl bu kadar çok sevebilir? Bu normal değil ya bence. Yani şu an mesela günümüzde olsa o masal karakterleri açar televizyonu bir tane kız görür. Ben bunu beğendim, bununla evleneceğim diye kafayı yakar. Bu psikopatlık yani. Bu paranoya gördüğün, konuşmadığın, iletişimin olmayan bir insanı hayatın tehlikeye atacak kadar sevemez. Bence buradaki olay o kızın padişah kızı olması. Mevkisinden dolayı. Hani neden gidip de bir çiftçinin kızı üzerinden bir hikaye dinlemiyoruz biz? Neden hep kralların, padişahların kızı üzerinden dinliyoruz? Hiç acaba düşünmüyor muyuz? Yani bence arka planda biz hepimiz bunu düşünüyoruz alt metinde. O kızın padişah kızı olduğu için güzel olduğunu, o kızın padişah kızı olduğu için sevildiğini düşünüyoruz. Tabi padişah kızı şimdi daha iyi yemekler yiyordur. Daha iyi banyolar şu bu falan. Evet evet daha da güzelleştiriyordur bunlar. Ama asıl konu bir insanın bir padişahın kızı diye mi bu kadar uğraşması yani? Öte yandan bazı hikayelerde kral hasta olur ve der ki beni iyileştirecek kişiye kızımı vereceğim. Feministler bana katılacaktır şu an. Feministleri arkama almak istiyorum. Gerçekten inanılmaz saçma değil mi ya? Kızı sordun mu? <laughs> ya git ödül ver Ver, ...para ver, arsa ver, mevki ver... ...kızını vermek ne? Yani garip ya. Yani hani sen gidip de bir ülkeye vermiyorsun ki... ben yani ...bir ülke olur, ülkenin bekası olur. Ki hani o bile tartışılır ama... ...hani ülkeyle karşılık evlilikler şu bu... ...hani ondan bahsediyorum. Öyle bir durum da çok bencilce. Yani çok kendini düşünen bir tavır. Belki kızın hiç mutlu olmayacak ama... ...umrunda değil, İyileşecek ya kral. Genel olarak masallar çok saçma geliyor... ...bu bakımdan. Yani bir adam var, bir kızı görüyor hayatını tehlike atacak kadar aşık oluyor ve bir takım maceralar yaşayıp o kızı elde etmeye çalışıyor elde edip mutlu mesut yaşıyorlar ya hiç mesela şöyle bir hikaye yok adam kızı gördü aşık oldu sonra gitti türlü türlü badireler atlattı sonra geldi kız dedi ki kahve içebilir miyiz? Gittiler kahve. <laughs> Sonra anlaşamayıp ayrıldılar falan hani. Ya zaten olay bir kere baştan yani. Sen yerini bileceksin. Genelde çiftçi oluyor zaten bunlar hani köylü oluyor. Hep sen köylüsün ya. Nereden gitti padişan kızını istiyorsun? Zaten sen o kızı memnun edemezsin. Yok işte özel uşaklar olacak. Yok şunları olacak. Her dediğini alınacak. Şöyle ya sen memnun edemezsin zaten. Sen memnun etsen bile o saray yaşantısına, o elit yaşantıya uyum sağlayamazsın. Ya sen ne mutlu olursun Neden mutlu edebilir. Git de ki anana ana bana bir kız buldu git evlen onunla niye bu kadar kasıyorsun? Niye bu kadar dert ediyorsun? Yani ben bunu tamamen makam mevki için olduğunu düşünüyorum ya. Ya bir kere de bir masalda şey olmaz mı gidip de köylü bir kıza aşık olup da onun hikayeleri olmaz mı? Yok ejderhalarla savaşmalar kız için yok şunlar yok bunlar. Hani başta değilse kız sonradan ortaya çıkıyor. Sonradan aşık olup en sonunda evlenip mutlu mesut mu şu, zaten masalların genel bitişi de bu oluyor. Hani bir evlilikle birlikte kapanıp bitiriyoruz olayı. Harbiden değişik yani masallar bu bakımdan. Ta Beşik'te makam mevkiinin önemi bizim beynimize işleniyor ya. Hep bir makam, hep bir mevki. Hep öyle makam mevki kızlarını elde etmeye çalışan adamlar. Bir kız peşinde koşanlar. Şunlar bunlar. Hep bir kral etrafında mı dönecek olay yani? Hep ana kahraman böyle kralın etrafındaki olaylar mı olacak? Ya bir de köylüler arasındaki olayları dinleyelim. Ya, ne olaylar vardır kim bilir köylüler arasında ama yok hep böyle kralın etrafındaki olaylar yok işte Anka kuşları da şunlar bunlar hep bir hastalığı tüm doktorlar gelir muayene edemez o adam bulur falan. Yani özetle ta Beşik'teyken işleniyor bize hep bunlar. Hep Beşik'teyken makam, mevki, şu bu hep daha işleniyor. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Siz de masallarla ilgili yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler.